Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Böyle elimizde salatalarda yemeye doyamadığımız bu normal salatalıklardan, bu küçüklerinden ben bugün turşu yapımını paylaşacağım. Malum kış geliyor. Biz de kış hazırlıklarına yeri ve zamanı geldikçe devam ediyoruz. Tartmadım ama ortalama burada 3 kilogram kadar herhalde vardır salatalığımız. 2 baş sarımsağımız var. Ve bir tane kapya biber kullanıyorum. Şimdi ben hem bu sarımsaklarımı soyup doğrayacağım. Hem biberimi yıkayıp güzel doğrayacağım. Şöyle salatalıklarımı da şu sap kısmıyla, şu çöp kısımlarını bu şekilde temizleyip hazırlayacağım. Ben malzemelerimi tamamını bu şekilde hazırladım. Yıkarken içine şöyle tombullar çıktı biraz. Bunları hemen kenarıya ayırıyorum. Evde tüketmek üzere. Şimdi ben 1 litrelik konserve kavanozu kullanıyorum. Sarımsakların irilerini şöyle bıçak yardımıyla 2-3'e böldüm. Tanelerin büyüklüğüne göre. Şimdi artık salatalıklarımızı bu şekilde dolduralım. Sizler dilerseniz bunları dışı böyle pütürlü salatalıklar vardır ya, kornişon diyoruz. Onlardan da yapabilirsiniz. Onlarla da çok çok güzel oluyor. Ama ben bugün dediğim gibi her zaman evimizde tükettiğimiz bu salatalardan yapıyorum. Şimdi arasına şöyle birkaç tane bu kapya biberden atıyoruz. Hem lezzetli oluyor hem de görseli harika oluyor. Bu aynı zamanda bugün sizlerle bu paylaşacağım bu turşu tarifi satın aldığımızdan emin olun çok çok daha lezzetli oluyor. Tabi salatalık biraz sert olduğu için çok fazla yanaşmıyor. Biraz da bizim salatalıklarımız büyük kornişon olmadığı için, ama sorun yok. Bu da çok güzel oluyor bu şekilde. Şimdi üzerine yine birkaç sarımsak ilave edip bu şekilde şimdi kenarıya alıyoruz. Ve ben diğer kavanozlarımı da aynı şekil doldurmaya devam ediyorum. Bunları doldururken bu iri gibi olanları daha böyle alta, biraz daha inceleri üste koyarsak, üst kısmı çünkü biraz kapağa yakın olduğu için sıkıştırmak gerekiyor. İrileri alta, inceleri üste ayırırsak daha iyi olur kurarken. Bu şekilde ben salatalıklarımı bitene kadar doldurmaya devam ediyorum. Ben kavanozlarımı bu şekilde doldurup hazırladım. Ve şimdi her kavanoz için bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu alıyorum. Siz de mutlaka kaya tuzu alın. İnce tuz kesinlikle olmaz turşularda. Yoksa turşularınız erime yapabilir. Şöyle dolu dolu birer yemek kaşığı 1 litrelik konserve kavanozu için tam denk geliyor. Ve şimdi üzerlerine bir tatlı kaşığı dolusu toz şekerimizi alalım. Bu toz şekeri çok önemli. Hem turşularımızın sararmasını sağlıyor. Hem de şimdi sirke kullanacağız. Kullandığımız sirkenin zaman içerisinde ekşimeyi yapmasını engellemiş oluyor. Ve şimdi üzerlerine de bir çay bardağı dolusu ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Siz dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bu yöntemle kurulmuş olduğumuz bu turşularımız çıtır çıtır oluyor. İnanın tadına doyum olmuyor yerken. Ve şimdi her kavanoz için bakın şöyle göstereyim. Bir limonu 4'e böldüm. Ve bir limonun 4'te 1'ini bu kavanozlarımıza bu şekilde yerleştiriyoruz. Artık üzerlerine şimdi çıkana kadar fokur fokur kaynamış sıcak suyla dolduruyoruz kavanozlarımızın üzerine çıkasıya kadar. Ben arıtma suyu kullanıyorum. Sizler de ya arıtma suyu kullanın ya da içme suyu kullanın. Çeşme suyu kesinlikle kullanmanızı ben önermem. Çeşme suları çünkü
çok kireçli oluyor. Bir defa hem turşularımızın turşu suyu bulanık olmuş oluyor, hem de pek lezzetli olmuyor. Vakit kaybetmeden hemen şimdi kapaklarını kapatacağız ama benim salatalıklarım biraz şöyle normal salat olduğu için çok fazla yanaşmıyor, o kornişon salatalıklardan olmadığı için kapağı değmemesi için salatalarımız, ben de şu kapak kısımlarına hemen şöyle streç filmle şöyle bir kapatacağım. Evet, önemli olan bu salatalıklar kapağa değmesin. Ve şimdi şöyle iki geri bir ileri tekniğiyle şöyle sıkı sıkı kapatıyoruz. Kapakların tamamen yerine oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu yöntemle kurulan turşu eğer havalar sıcaksa 3 günde rahatlıkla olacaktır. Eğer havalar sıcaksa 3 günde yeme yapacaktır, sıcak suda kurduğumuz için. Eğer havalar biraz serinse bir haftada çok rahat olacaktır. Zaten bir saat sonra başlar salatalıklarımız hemen sararmaya, fermente olmaya. Şimdi hemen şu fazlalıklarını şöyle bir alalım. Kavanozlarımızı şöyle bir sallayarak tuzunu, şekerin her tarafına eşit bir şekilde gelmesini sağladıktan sonra hemen şöyle ters çeviriyoruz. Dilerseniz benim gibi üzerine şöyle bir mutfak havlusu örtüp daha garanti olsun, tutsun diye bu şekilde de kapatabilirsiniz. Bir haftanın sonunda turşularımız çok güzel oldu. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Hemen şimdi şöyle bir tanesini ben sizler için açıp iç kısımlarını da göstermek istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Tabağımıza çıkardık. Hakikaten çok güzel sapsarı taş gibi duruyorlar. Hemen şöyle içini şöyle keseyim. Bakın bu kırmızı biberlerimiz de kütür kütür. Kesinlikle yumuşama, erime asla söz konusu değil. Hemen şöyle keseyim. İçinin dolgunluğuna, güzelliğine bir bakar mısınız? O kadar güzel oldular ki inşallah bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.